Hocam göz hastalıklarından olan katarakt hakkında bize neler söyleyebilirsiniz? Katarak yani gözün merceği, lensinin esas yapısını, saydam yapısını kaybetmesi sonucunda o lensin, o merceğin buğulanmasıyla kendini gösteren bir hastalıktır. Bu hastalık çok mu yaygın? Yani bunu medyada da çok duyuyoruz. Yani miyoptan, hipermetroptan veya astigmatizmden daha fazla bu hastalıktan bahsediliyor hocam. Yani bunun yayılma oranı çok mu yüksek? Kesinlikle şimdi eskiden insanların beklenen yaşam süresi daha kısa olduğundan dolayı şimdi Türkiye'de erkeklerde sanırım 65 civarı, bayanlarda 67 civarı normal beklenen yaşam süresi. Şimdi yaşam süresi ne kadar artarsa, kişiler ne kadar yaşarsa doğal olarak katarak daha çok ortaya çıkıyor. Yaşla ilgili bir hastalıktır. Fakat antiparantez, katarak sadece yaşlarda gözükmüyor. Travmaya bağlı olarak, yani herhangi bir kazadan sonra da ortaya çıkabilir. Lens eğer bir darbe alırsa veya bir kaza, araç içi, araç dışı bir kaza sonucunda yine katarak ortaya çıkabilir. Bir de doğuştan katarak var, yani konjenital katarak. Çocuklarda bile, yeni doğan dönemde bile katarak ortaya çıkabiliyor. Fakat bir gerçek var ki katarak özellikle yaşlı popülasyonda daha çok ortaya çıkabiliyor. Yani 60'ın üstünde, 70'in üstündeki hastalarda daha çok ortaya çıkabiliyor. Fakat 45 yaşında da ortaya çıkabiliyor. Hastalık la beraber mesela diyabetli hastalarda daha çok ortaya çıkabiliyor. Yani tedavi edilmemiş diyabetlerde düzensiz tedavi sonucunda diyabetli hastalarda katarak ortaya çıkabiliyor. Bu katarak ortaya Tedavisi nasıl oluyor hocam? katarak tedavisi. Şimdi katarak tedavisi kesinlikle %100 ameliyattır. Yani FAKO sistemiyle dediğimiz bir sistemle esas yapısını, temel özelliğini kaybetmiş lensi alıyoruz. Yerine yeni bir lens, sentetik, suni bir lens yerleştiriyoruz ve bu şekilde katarak bu şekilde tedavi edilmiş oluyor. Yani o buzlu cam görüntüsünü alan lensi almadan siz katarayı tedavi edemezsin. Yani medikal bir tedavisi yok, ilaçla bir tedavisi yok maalesef. Fakat cerrahi yöntemle dediğimiz yöntemle tedavi ediyoruz. Fakat bunu diyebilirim. Bazen özellikle bölgemizde hastalar katarak ameliyatından korkuyorlar. Bu şekilde sadece bir gözde değil, iki gözde de katarak gelişebiliyor. İki gözde katarak oluştuğunda hasta iki gözünü de kullanamıyor, kaşığını göremiyor, temel ihtiyaçlarını göremiyor, suyu içemiyor. Yani hem aile içinde, hem iş hayatında, hem sosyal hayatında defeklere sebep olabiliyor. Yani hem sosyal yaşamda, hem aile içi profilleri zedeleniyor. Bu hastalar da stres sonucu depresyonlara sebep olabiliyor. Yani bu açıdan da katarağa dikkat çekmek gerekir. Yani katarak zor bir katarağın basit bir hastalık olduğunu, zor bir basit bir ameliyatla tedavisi mümkün olduğunu, bunu toplumda böyle bir farkındalık oluşturmak lazım, bilinç oluşturmak lazım, bilgilendirme yapmak lazım. Yani basit 5-10 dakikalık bir ameliyatla, lazer yöntemiyle, işte FAKO yöntemiyle bu ameliyatın yapılabileceğini, ameliyatın çok basit olduğunu, zor olmadığını, ameliyattan sonra normal hayatına bir gün içinde normal hayatına dönebileceğini insanlara anlatmak lazım. Ve bu şekilde ben inanıyorum, hastaların ne kadar katarak hastası varsa ameliyat olabilirler. Çünkü gerçekten bir korku var, toplumda bir korku var. İnsanlar olmuyor, çekiniyorlar. Sanki işte artık dikişsiz, bıçaksız, iğnesiz bir ameliyat şeklidir. Yani narkozsuz,
Yani gerçekten hakikaten çok basittir. Bu şekilde olan bazen hastalar şey diyor, diyor acaba biz katarak olmamak için ne yapabiliriz? Yani işte sağlıklı beslenmek, sigara içmemek, alkol kullanmamak, güneşe çıkınca güneş gözlüğü kullanmak, şapka kullanmak, sağlıklı beslenmek, düzenli beslenmek. İnanın ancak bu şekilde lensimizi koruyabiliriz. Daha doğrusu bütün vücudumuzdaki, bedenimizdeki organları bu şekilde koruyabiliriz. Yani sonuçta bu organlar bize Allah tarafından bahşedilmiş, bize bu nimetler bize verilmiş, biz bu nimetleri korumakla mükellefiz. Bu şekilde onlara zarar vermeden ne yapabiliriz? Yiyeceğimize, içeceğimize dikkat edeceğiz. İşte kötü alışkanlıklardan vazgeçeceğiz. Eğer kullanıyorsak vazgeçecek, kullanmıyorsak kullanmamaya, daha bundan sonra kullanmamaya dikkat edeceğiz. Bu çok önemli. Evet, hocam teşekkür ediyoruz. Bizi misafir ettiniz. Buraya kadar geldik. Her şey için teşekkür ediyoruz. Yüreğinize, evet. Gönlünüze sağlık. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Reber TV ailesine ve başta Davut Bey'e teşekkür ediyorum. Size hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz.